Peki, peki ya bu kıyafet? Of Merinet, daha önce bu kıyafeti giymiştin. Peki ya bu? Yani bir iş görüşmesine gidersen neden olmasın? Geriye bu tişört, ceket ve pantolon kaldı. Merinet, onları zaten sürekli giyiyorsun. Tamam, bir değişiklik olsun. Tişört ve ceketi giyeyim, altıma da şu taytımı giyeyim. Hı? Merinet, bu taytın yırtık. Doğum günü partinde böyle mi gitmek istiyorsun? Peki ama Edrin beni doğum günüm için davet etti ve benim giyecek başka hiçbir şeyim yok. Hı? Bu da kim? Kim o? Merhaba. Hı? Kimse... Hı? Bunlar da ne? Tiki, şunlara bak. Hı? Oo, birisi sana hediye bırakmış. Kim acaba? Bilmiyorum Tiki, kapıyı açtığımda kimse yoktu. Sadece bu iki paket vardı. Hemen gidip deneyeceğim. Evet, bir bakalım ilk paket. Şöyle kelebekli elbise, şort ve tişört takım, sandaletler. Hemen açmalıyım. İşte şort tişört takımı böyle oldu Tiki. Ne dersin? Sence olmuş mu? Yani kendi doğum günü davet için böyle giymeyi tercih edersen sen bilirsin. Olmadı değil mi? Tamam, diğerini deniyorum. Kolyesini de taktım. Tiki, şimdi nasıl oldu? Güzel. Bence bir de şu pakettekini dene bakalım. İkisini göreyim, öyle karar vereceğim. Tamam Tiki. Ve işte bu da son kombin Tiki. Sence nasıl oldu? Bir bakalım. Saçına taktığı şu bandana güzelmiş. Ama balon kollu, omuzları açık bir elbise. Senin omuzların çok küçük Merinet. Bu yüzden bu elbise biraz tuhaf durdu. Elbisenin boyu gayet güzel. Çantası güzelmiş. Bence diğer elbiseyle daha iyi gidebilir. Bakalım. Sandaletler de diğer elbiseyle daha iyiydi. Bence üstündeki aksesuarlarla bu elbiseyi giymelisin. Tamam. Şimdi tamam oldum değil mi? Bakalım. Kesinlikle. Hadi Adrian'ı bekletme. Tamam Tiki, teşekkürler. Merinet'in ayak numarasına kadar kim biliyor ki buna bu hediyeleri getirdi? Sizce kim? Hoşçakalın.